Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gündəlikdəki xəbərləri huzurunuza sunuşdurmuşuq. Qanəmsə də qıtanlar ekranımız olsun. Fəxirlik əcdadlarımız 104 il ilgiriki bugün Çanaq qələ uruşu idi. Türkiye'de her yılı 18. Mart günü Çanakkale Zepri ve şehitlerini hatırlaş günü kılıp bekitligen bulup, bir gün mü her hıl şekilde hatırlanmakta. Tarih 1914 yıl idi. Hac perzini ada kılış üçün gelgen Şarkı Türkistanlık Müslümanlar Hicaz'a, yani iki haremge beriştin burun adet boyuca paytaxt İstanbul'da Halipe'nin huzuruğu çıkarttı. Bütün Türkistan'dan gelgen ecdatlarımız mu hacge berişte yaki qaytishda chuqum İstanbul'a kelib xalifaning huzuriga chiqadi. Shu yili hajga mangan ajdodlarimiz İstanbul'a kelib az vaqt o'tgandan keyin Angliya, Rossiya va Fransiya boshchiligidagi o'nlagan davlatlardan tashkillangan qo'shin Chanaqqalaga besib kirgan edi. Shu yili hajga mangan ajdodlarimiz İstanbul'a kelib az vaqt o'tgandan keyin Angliya, Rossiya va Fransiya boshchiligidagi o'nlagan davlatlardan tashkillangan qo'shin Chanaqqalaga besib kirgan edi. Ve Halipe cihat pətivası elan kılgan idi. Hacgi minişten burun kelgen Şarkı Türkistanlıq hacılar bu haberini anlıgan diken, aralardaki din alimleri bilen məsləhət kılışıp, hacgi devam kılış, ya ki tabi bulgan Halipe'nin çakırıqı avaz koşkan Müslümanlar bulu süpüt bilen, uruşku katını işitin ibaret bu işki işinin kayısının pariz ikerliki hakkıda sual koyuştu. Kur'an'ın hükmü bilen alimlerinin bergen pətivası bolsa, uruşku katını işip oldu. Şunun bilen Şarkı Türkistan'dan kelgen barlıq erlerinin hemmesi Çanakkale uruşuğa katnaştı. Ve hemmesi şu yerde şehit buluştu. Vatanın mehrimiyetini haram kollardan koğdaş üçün bu tarihi uruş katnaşkan Şarkı Türkistanlıq pəxirlik əcdadlarımız hazır minlarca Çanakkale şehitleri bilen birge bu tupraqlarda yatmaqda. Bugün Türkiye'deki bütün devlet organlarda Çanakkale zepri ve şehitleri hatırlanmakta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan mu mahsus bayanat ilan kıldı. Onun bayanatı da Çanakkale şehitlerinin nevrileri bulu süptümüz bilen istiklalimizden, istikbalimizden ve müstakillikimizden hiçbir şekilde vazgeçmeyimiz. Bu zeperinin 104. yılı münasibeti bilen bütün kahramanlarımızı yeni bir kıtım çunkur hürmet ve minnet bilen esleyimiz. Birleşken ve zamanının en ilgar koşullarını tiz çöktürgen tarihinin ikişini özgertken ecdatlarımız yazgan bu şallıq sefer hiçbir zaman unutulmaydı. Ruhları şad, makalları cennet bulsun diğerlerini bildirdi. Nur Bekri Xitay Kompartiyasından qoğlap çıkarılıp memuri vazifesi elip taşlandı. Xitay Nur Bekri'ni resmi ayıplab adliya organlarına cezalaşkı ötküzüp verdi. Partiyadan qoğlap çıkarıp memuri vazifesinden elip taşlığanlığını ilan kıldı. Xitay Kompartiyası Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti 16 Mart Şenbe günü çütünken organ tordu uxturuş kılıp, Xitay Devlet Terakket ve İstahat Komiteti Parti Grupısının sabık azası, Devlet Energiya İdarısının sabık başlıkı Nur Bekri'nin atılmış kanun intizamga iğir derecede xilaplı kılgallığı üçün partiyadan qoğlap çıkarılgallığı ve memuri vazifesinin elip taşlanılgallığını ilan kıldı. Xitay Komünist Partiyası Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin torida eytilişçe, Nur Bekri teşkilinin tekşürüşüge karışlık kılış, çirikleşiş, rahat paragatlik turmuş koğuluşuş, cemetleşip çirikleşiş, hukukudun paydalanıp başkalarının hizmetini yötkeş, hukukunu östürüş, karhanlarga ticaret, kan eçiş katarlıq cihetlerde yardım veriş, bivastiyaki tukkallarının vasıtası arkalık, gayet zor miktarda kanunsuz mal mülükke erişiş katarlıq cinayetleri bilen ayıplengen. Bu yıl 57 yaşlı kirgan Nur Bekri Xitay Kompartiyası içindeki en tunulgan Uyghur rehberi kadrlardan biri bulup, ötken asırının 90'lı yıllardan başlayıp ilgiri kiyim bulup Ürüm şehrinin başlığı atılmış Uyghur Abnum Raylıq Partikomunun muavin sekretari, hükümet reisi katırlıq vazifelerini ötügen. 2014 yılının ahırıda Devlet Energiya İdarısının başlığı bulup Beijing'e yötgelgen. Nur Bekri atılmış Uyghur Abnum Rayonu'nun reisi bulgan mezgilde, xüsusen 2009 yıldaki 5. iyul Ürümçi kırgıncılıkıdan kiyinki mezgillerde, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki bastırış siyasetini kollaş ve icra kılıçdaki rolü sebeplik dikkat tartkan ve Uyghur halkının narazılıkını kozgan idi. Xitay Devlet Energiya İdarısının başlığı bulgan Nur Bekri 2018 yılı 20. sentabr Moskva'daki ziyaretini ahırlaştırıp kayıtıp gelgende, paytaxt Beijing aerodromu da tutup getilgen idi.
Xitay Merkezi İntizam Tekşiriş Komiteti şu yıl 21. sentabr Nur Bekri'nin atılmış kanun intizamğa iğir derecede xilaplık kılganlığı üçün tekşürlü vatkallıkını ilan kılgan idi. Nur Bekri'nin mullak atkan ve cezalanan vaxtı Xitay'nın Şarkı Türkistan'da ceza lagerleri kurup, milyonluğun Uyghur, Kazak ve başka Müslümanlarını kamap koyuşu xalqaranın dikkatini tartıp atkan bir mezgilge doğru geldi. Kanıgan yara Şarkı Türkistan temesi de faaliyet elip verildi. 16 Mart Türkiye'nin Konya vilayetinde Kanıgan yara Şarkı Türkistan temesi de 2 orunda faaliyet elip verildi. Faaliyetinin biri Konya'nın Cenubi'deki Cenubi Çigra Kültür Merkezi elip verilgen bulup, yeni bir faaliyet Konya'nın Kümra Nahisi Sultan Abdülhamid Han Bilgi Hanesi de elip verildi. Faaliyetke Şarkı Türkistan Mağrıp ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman Efendi teklif bilen katlaştı. Faaliyette Abdülahad Abdurrahman Efendi Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali hakkında toxtulup, aldı bilen Şarkı Türkistan'ın umumi ehvali ve Xitay tecavüzçilerinin 1949 yılı Şarkı Türkistan'a tecavüz kılıp kirgenlikini dönüştürüp ötü. Arkadan Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını dinsizlaştırış ve Xitaylaştırış üçün devamlı bastırıp kirgenlikini Şarkı Türkistan halkının lagir ve türmelerde İslami kimliki ve milli kimlikinin vazgeçişki mecbur kılınavatkallıkı ve kırgın kılınavatkallıkı katarlıklarını tepsili dönüştürdü. Yurtum Yemek İçmek Şirketi'nin kurucusu Abdüveli Abdüsemet'nin izdiriki yok. Vatanımız Şarkı Türkistan'da keng tunulgan Yurtum Yemek İçmek Şirketi'nin kurucusu Abdüveli Abdüsemet 2017 yıl 2. ayda Ürümçi'de üydün tutup getilgen bulup hazırgıça hiç kandak izdiriki bulmagan. Bu kişi 30 milyon yuan etrafıda meblağı çıkarıp Aksu vilayeti Toksu Nahisi Terakiyat rayonuna 150 mo kölemdeki 500'den artık adam işleydigan yemek içmek bağısı kurgan. Ve vatanımızın her kaysi şehirlerine köplügen talla bazarı içip, köp adamını işgı uğurlaştırgan bulup, Uyghur halkının alıkışığı erişken, hem Aksu vilayeti de birkan çıkartım ilgar uğrun dep bahalınıp takdirlengen. İgelenişçe o bütün Xitay miqyası da 150 milyon yuan meblağ salgan karhanıcı bulup, nurgun köy ticaretçiler yokutulgandak umu izdireksiz yok kılıngan. İgelişimizce Abdüveli Abdüsemet Xitay işgalçileri ilgiri Pakistan'dan kaytırıp gitip, Ürümçide etip şehit kılgan İsmail Hacı'nın tukkun işken. Ceza lagırlarına kamalgan ölüm ağlar aşka ağırlanmakta. Körülmelerimiz televiziyemizin temelligen uçurlar arkalık, Xitay işgalçilerinin Şarkı Türkistan'da cemiyetinin her sahalarında tunulgan ziyalilerini tutkun kılganındak, halkımızga manevi cihetten uzuk berip kelibatkan tunulgan ölüm ağlar ve Xitaylar özleri açkan İslam İnstitutu'da okuş bitirip çıkıp, dini talim terbiye bilen şugullanğan yaş dini alımlarını mı atılmış əsəbilik ve terörlük tökmet bilen cezalavatkallıqı künsiri hesseləb oturuğu çıkmaqda. Bugünkü suratdaki birinci numarlıq kişi Abdullah Damullam, Miçvan Çoğ Məscidinin xatibi. Öz vaxtıda İslam İnstitutu'nu bitirgen. Xitay tecavüzçileri onu 2 yıl ilgiri sebepsiz tutkun kılgan. Şunudun biyan ailistikiler onun türmüde ya ki lagırda işkenliki hakkıda hiç kanda haber alalmagan. 2. numarlıq resimdeki kişi Abdullah Fettah Damullam bulup, Ürümçi Xurum Zavuti Məscidinin xatibi. Xitay tecavüzçileri onu 2017 yılının ahırda sebepsiz tutkun kılıp getgen. Bu resimdeki otturduki kişi Abdüveli Qarı Hacim, Turpandın, Ürümçi Saybağ Məscidinin imami. 2017 yılı Xitay tecavüzçileri onu sebepsiz tutkun kılgan bulup, tukkalları onun hiç kandak izdirikini alalmagan. Şivisiyada ceza lagırları hakkında resim körgazmisi içildi. Şivisiya paytaxtı Stokholm'da Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistan'daki ceza lagırlarını paşkılış üçün bir avaz bir kadem grupsının Şivisiya şöbüsü bilen Şivisiya Uyghur Maarif Uyuşmasının birlikte uyuşturuşu neticesinde çoğun tüpte resim körgazmisi içildi. Körgazmige Xitay tecavüzçileri şiddet bilen yolu kuyvatkan ceza lagırlarına ve izdireksiz yok kılıp etilgen Uyghur halkının sarıkıllarına ait resimler koyulgan bulup, onun da başka yana Uyghur halkının milli medeniyetini ifadelep beredigan her hıl buyumlarımı koyuldu. Ziyaret Şivisiyadaki Müslümanlarınla emez belki yerlik halkının mı alahide dikkatini tarttı. Mezkur resim körgazmisinin ekilişiga Şivisiyalik insan hakları faaliyetçisi, Şivisiyanın Ali Mektep okuguçileri, danlık adukat Sten Efendi, bir kısım siyasetçiler, Şivisiyada faaliyet kılıp atkan Türk ve Azerbaycan teşkilatlarının vekilleri,
Stokgolmda yaşaydigan Şarq Türkistan xalqı bolup köp sandı kişiler qatnaşdı. Körgazmada Şivisiya Uyğur Maarif Uyuşmasının raisi Nijat Turgun ziyaretçilerge Şarq Türkistan'ın ahırkı vaziyetini tanıştırdı. Şunaqlı bu körgazmada Türkiye'den Anatolia agentliğimi ziyaret kılgan bolup Uyğur Maarif Uyuşması muavin raisi Ahmetjan Tursun Türk tilida Xitay dairelerinin Şarq Türkistan'daki ceza lagerlerinin ve lager içindeki tutkullarının Xitay davatkandak atalmış dini aşkullar emas, belki her xil sahada yetişip çıkan ve muhim organlarda hizmet kılavatkan danlıq ziyaliler ikenlikini bildirdi. Körgazmı diyene uyuşma mesullerden Abdullah Köker Efendi'ye söz kılıp, bu türdeki körgazmının ehmiyeti hakkında ifade bildirdi. Konya'da Şarq Türkistan vaziyeti tanıştırıldı. 17 Mart yekşembi günü Türkiye'nin kadimki şehirlerden biri bolgan Konya şehirde köplügen yerlik teşkilatlar, muhbirlerinin katnışı ve Uyghur Akademisi'nin hemkarlığı bilen Şarq Türkistan'daki ceza lagerleri ve Uyghur serhillerinin akıbeti temizde faaliyet ötküzüldü. Faaliyetke Uyghurlardan Uyghur Akademisi'nin icraiye reisi Abdülhamid Khan Karahan ve heyet azası Adilcan Erkatarlıklar Şarq Türkistan'daki kırgıncılıklar hakkında tepsili leksiye verdi. Arkadan Konya Hilal Ay Vakfı'nın teşlifine binaen Ankara Üniversitesi Dosenti Doktor Erkin Ahmet Uyghur Akademisi'den Abdülhamid Khan Karahan Adil Er Katarlıklar Şarq Türkistan hemimizden davası temizde leksiye sözüldü. İkileşimizce bu kıtımkı faaliyetinin asaslık maksidi yerlik yazgıcı ve ziyalilerinin Şarq Türkistan'daki Xitay kırgıncılığı ve ceza lagerleri hakkında akademik şekildeki makale ve yazmalarını yazışığı türtkü bulup Şarq Türkistan davasını her sahada kün tertipke elip gelişirken. Türkiye heyeti Yeni Zelandiya'daki Müslümanlardan hal soruş için Christchurch şehrine yetip vardı. Türkiye Cumhuriyeti Muavin Reisi Fuat Oktay ve Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelandiya'da iki camiye kılınan terörlük hücumu dinkin Müslümanlardan hal soruş için Yeni Zelandiya'nın Christchurch şehrine yetip vardı. 50 kişinin cenigi zamin bolgan terörlük hücumida yardar bolgan Zekeriya Tuyan'nın dadısı ve qerindişi mu terörlük hücumidan keyin Yeni Zelandiyaga qarab yolga çıkan muavin cumhur reis Fuat Oktay ve Taşkı İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu oltırgan ayroplanda birlikte idi. Muavin cumhur reis Fuat Oktay ve Taşkı İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu ayroplanda kurbanın ailesinin hal sorudu ve cumhur reis Recep Tayyip Erdoğan'ın salamını yetkizdi. Türkiye heyeti İstanbul'dan Christchurch şehrine beriş için tahminen 19,5 saatlik bivasta ayroplan seferi kıldı. Bu uçuş dünya Amevi Avasya tarihinin en uzun bivasta uçuşu bulup tarihten uğrun aldı. Heyet hücum yüzbergen caylarını közdün keçirdi. Şunlukla Türkiye heyeti yardar bulgalarını ziyaret kıldı. Müslümanların her kaysi vekilleri bilen köylüştü. Terörlük hücumuna alakadar yeni malumatlarını ortaklaşı için ahbarat ilan kılış yığını çakırdı. Yeni Zelandiya Başministeri Jacinda Ardern mu bayanatı da Türkiye heyetinin ziyaret kelgelikten intayin memnun bolgalıkını bildirip, Türkiye'den gelgen heyet Müslümanlarga bolgan kollab kuvvetlişin namayan kılış üçün geldi. Bunundan intayin memnunluk his kılmaktımız. Türkiye asaslık köp sallık nüfusi Müslüman bir devlet. Biz onlarını kütümüz digen sözlerini işletti. Yeni bir taraftan Angliya Sakşı İdarası tarafından ilan kılınan bayanatta, Yeni Zelandiya'daki İslam'a düşmanlık kılış karakterlik terörlük hücumunu ictimai taratko hesaplarda kollagan 24 yaşlık bir erinin nazaratki elin kallıkı bildirildi. Amerika ayroplanı Cenubi Xitay Deniz'de uçuş sınıfı elip vardı. Yadro bombası elip mangan B-52H tiplik bir ayroplanın Xitay Deniz'de uçuş sınıfı elip varganlıkı bildirildi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe, Amerika Hindi Tinç Okyan Harbi İşler Komandanlığı yadro bombası elip mangan B-52H tiplik bir ayroplanın Xitay Deniz'de uçuş sınıfı elip varganlıkını uçturdu. Komandanlık tarafından bu vakti elan kılınan bayanatta, Amerika Hava Armiyesi'ye karşılık Guam Aral'daki B-52H tiplik ayroplanın Cenubi Xitay Deniz'de uçuş sınıfı elip varganlıkı bildirildi. Bayanata mundaq deyildi. Amerika ayroplanları ittifaktaşlarımızı kollaş, Hindi Tiniç Okyanu'nda erkin ve hemmege uçuk muhit berpa kılış üçün karallik halda Cenubi Xitay Deniz'de uçuş elip berivatıdı. Ötken haftamı Amerika'yı tabi B-52 tiplik bir bombardımançı ayroplan Japonya Hava Armiyesi'ye tabi köleşçi ayroplanlar bilen birlikte Cenubi Xitay Deniz'de uçuş elip bargan idi. Amerika hükümeti Xitay rejiminin nefit sapısı cahitin mol bulgan Parsel ve Spartli aralları bulup,
Шарқи ва Жанубий Хитой деңизидаги нургун орол устида игилик ҳуқуқи барлигини илгири суриб келишига қариш чиқиб келмокда. Хитой режими Американинг бу районларда ядро бомбардимон аэропланлари ва уруш пароходларини ишқа солиб ҳаракат қилишининг бузғунчилик қилмиши бўлганлигини илгири сурмокда. Hürmetli televizyon izleyiciler, şunaqla bugün xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkəcək sizlərinə cənabı Allah təbşürümüz. Şunaqla proqram axırda ekran arxısı ki, barlıq xizmətdaşlarıma köpdün köp rəhmət edimən. Assalamu alaikum və rəhmətullah.